Has Tavuk hayatın tadını sunar. Günaydın, 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 günaydın. Sevgiyle, saygıyla, güzellik, gülücük, mutluluk, tüm enerjiyle kocaman bir günaydın. Hoş geldiniz. Olay Televizyonu'nda hayatın tadında. Tadın, keyfin, sohbetin, sağlığın, bilginin ve bu sabah formda kalmanın tam ortasındasınız. Hoş geldiniz. Haftanın son günündeyiz. Çok güzel bir gün olsun inşallah. Hiçbir şey keyfimizi kaçıramasın. Kaçırmasına müsaade etmeyelim. Biz öyle yapıyoruz. Hayata tutunarak böyle sapasağlam dimdik mutlu bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Söylerken bile. Söylerken. Bu nasıl bir şey ya? Sakin ol değil mi? Amin. Amin. Sen yanda söyledin ya ben. Amin. Amin falan. Günaydın. Günaydın. Nasılsın Zeynep'ciğim? İyiyim canım. Sen nasılsın? Çok iyi görünüyorsun bugün. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel görünüyorsun. Hı, teşekkür ederim. Ne kadar farklısın, ne kadar incesin. Önlük olmadığı için mi? Evet. Bir önlüksüz ben garip hissettim ya. Evet, önlük olmayınca ne kadar incelmiş olduğum bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Ben şimdi yemek yapamazsam görürsün. Nerede keramet önlükteymiş. İşin bütün sırrı ve sihri önlükteymiş. Böyle bir şey oldu, boş. Öyle ayakkabılar var ya hani masallarda giyiyorsun ayakkabıları çizmeleri uçmayı falan. Dans ediyorsun falan. Dans ediyorsun evet. Falan onlar. Smokin ne güzeldi değil mi? Evet. Gerçekten giyiyorsun. Çok güzel. Benim de önlüğü giyen yemek yapıyor ki bizim tecrübeyle sabit. Alayım mı ben önlüklerden çok var olabilir sende, yönetmenimiz tane. Bülent biliyorsun onu giydi. Krepler attı havaya. Neydi adı? Zeynel Usta. Zeynel Usta. Çok Zeynel Usta olmuşlar. Harika. Ama çok iyi görünüyorsun. Bugün bunu konuşacağız zaten evet. Tüm detaylarıyla. Onun için önlüğümüzü giymedik. Doktorumuzun ricası üzere. Evet. Hani görünsün dedi ama yemek yapacağım için de yine de siyahımı giyeyim de leke olmayayım halindeyim. Ve hiç yanından yamacından ayrılmayacağız bugün Zeyna'nın. Of. Hep böyle yanında olacağız. Öf, tamam. Tepesinde. Yemek yaparken biz burada konuşacağız. Sık sık tabii ki söz alacağız Zeyno'dan. Diyeceğiz ki Zeyno'cum bu nasıl oldu, şu nasıl oldu, şunu nasıl yaşadın, bunu nasıl yaşadın. Birebir aslen konuğumuz olacak. Hatta bir ara şey bile düşündük. Dedik yemek kısmında böyle hemen cacık pratik geçip böyle koltuklarda uzun uzun mu? Sonra dedik ki bizi izleyenlerimiz böyle seviyor, biz olduğumuz gibi olalım. Mutfak burada, sohbeti ve sıcaklığı evet, farklı. Hiçbir şey de yok. Evet. Biz zaten ikimiz baş başa program evet. Yaptığımızda da hep bu sıcak ortamda, evet. Mutfak ortamında yaparız. Aman evde de öyledir ya. Sen kahvaltı bana gelince o girişte evet, oturuyoruz. Hiç içeri geçmiyoruz. Ben gelince o mutfaktayız. Mutfaktayız. Çok zevkli. Mutfak güzeldir. Mutfağı çok değil severim mi? Sıcaktır. Ben. O yüzden evin mutfağı çok değerlidir. Orada böyle çay makinesinden tıkır tıkır ses gelir. Böyle sohbet eder yaparsın. Ay çok aman güzeldir. Arada iki tıkırdatırsın orada bir yemek bir şey pişer. Ama ben çok severim gerçekten. Ben de çok severim. Bazı evlerde böyle oturma grubu gibi eski evlerde falan gittiğimizde annem, görüyoruz. Ay çok güzel değil mi? Annem mutfakta yaşıyor işte. Resmen bayılıyorum ben. Evet. Onun mutfağı da çok güzel yalnız evet. Balkona falan. Evet. Selma abla bir gün gelelim mi? Gelelim mi? Sen yine sana kızsın beni malzeme etmeyin. Ay canım benim. Bir de şey de çok güzeldir. Yersin, hele ailece toplanmışsan, yemek yemişsen o sofradan kalkamamak çok evet, güzeldir. Kalka kıyamet, sohbetle, gülüşle, masa cümbüşle. Sohbet çok güzeldir. Masa sohbeti. Hele hafta sonuysa, pazar sohbeti ise çok daha tatlıdır. Hele hele büyük bir aileysen bizim düğünlerde bütün akrabalar şöyle evet. Dışından da gelir ve herkes bizim evde toplanır. Ay, o güzel. Sofrada insanlar böyle üst üste bir sandalyede iki kişi otururuz, kimisi ayakta olur falan kuzenlerden. Konuş bir bakarız saat 12:01 yapmışız. Öyle toplantılarda ben göremem genelde o masayı. Ben mutfakta olanıysam kıyamam akrabaların sana. Hepsinde de tamam ben hallederim falan deyip mutfakta olup onu organize et, bunu organize et, oraya git yemek. 100 kişilik miydi? Şu kalmasın ona bak onun kişiydi mi? Bir ara bakarım benim canım Yusuf ablam var. Hı. Yenge demiyorum kızmasın. Yusuf abla. Ablam var. Ağzıma gelir bir ara bir şey tıkar. Bayılacaksın aşıktan bayılacaksın. Ay çok tatlı, güzeldir. Aile de güzeldir, aile mutfak da güzeldir. Aile candır, her şeyden ötedir. Hayatta evet. İki şey vardır. Birisi beslenmek, birisi aile. Hı. Bunu herkes böyle bile. Efendim, lezzetimiz de çok güzel Zeynom. Çok güne güzel. Uygun.
Evet. Bizim beslenme şeklimize çok uygun. Öyle bir tarif seçtik. Doktorumuz gelecek az sonra. İşte sohbet edeceğiz. Dediğim gibi ricası üzere ben de önlüğümü giymedim ki biraz daha verdiğim kilolar belli olsun diye. O dönemde neler yedik diye biz ara ara veriyoruz ama bugün birebir öyle bir tarif yapacağım. Yani normalde şey biliyorsun hani doktorumuzla da konuşuruz ama bir yere gittiğimizde ya diyetteyim deyince böyle ay iki Ay evet. Bir kibrit kabı, kibrit çöpü. Çöpü. Ha, kibrit kutusu neydi? Yemediğim için onu bile bilmiyorum. Kibrit kutusu kadar peynir. Peynir falan i̇şte sanıyorlar. İşte hemen yeşillik yiyeceğiz zannederler. Aynen. Ama yaptığımız, yediğimiz yemeklerden bir tanesi bu. Şimdi öyle bir tarif hazırlayacağız. Güzel patlıcan yatağında bir dana kavurma hazırlayacağım. Tarif ediyorum ki zaten ortada sen biliyorsun yemeği diye. Etlerimiz şöyle önden bir pişecekler. Ardından ara ara sebzelerini ekleyeceğim. Soğanlar çok iri iri kalacak içinde. Arzu eden ayırabilecek. Benim gibi ayırabilmek gerekiyor. Altında bir patlıcan yatağı olacak. Lezzetli hem çok bol tereyağı olan bir yemek. Gerçekten bahsettiğimiz çok lezzetli. Bahsettiğimiz buydu işte. Evet. Yani yaklaşık 1,5 kaşık tereyağı var. Kesinlikle. Sevgili izleyenlere bir kez daha bunu belirtelim. Bizim daha önceki sezonlarda programları izleyenler biliyorlar. Kilolu halimizden normal halimize, bu halimize dönmüş olmamızdaki maceramızda yeme şekli bu. Bunu anlatacağız. Bugün bunu detaylandıracağız. Doktorumuz da mutfağımızda bizimle birlikte olacak. Zeyno, bu yolculukta nasıl bu yemekleri yaptığımızı ve tabii ki nasıl tükettiğimizi bol bol konuşacağız. Ne miktarda nasıl afiyetle güzel güzel bulana bulana yediğimizi. Hepsinden bahsedeceğiz ama doktorumuz gelmeden önce, sohbete başlamadan önce bu diyet şeklinde, sağlıklı yaşam şeklinde demek daha doğru, her şeyin öncesinde hareketin olduğunu her seferinde söylüyoruz. Hayata hareket katmak çok önemli. Bir spor salonuna gitmek ya da efendime söyleyeyim çıkıp böyle saatlerce hızlı hızlı tempolu yürüyüş yapmak gibi şeyler değil. Hayatınıza hareket katmak. Toplu taşıma araçlarını kullanıyorsanız birkaç durak önce inip yürüyüş yapmak, bir yerden bir yere giderken hiç araç kullanmadan yürümek gibi aktivitelerle hayatınıza hareket katmak. Ama biz hayatın tadında bu sezonda da hayata hareket katmayı her güne dahil ettik. Daha önceki sezonlarda sadece pazartesi sabahları spor yapıyorduk. Bu sezonda her sabah sizin için bir spor köşemiz var. İşte bu spor köşemize bağlanalım. Hem bugünkü konumuzla, bugünkü hayat şekli oturtmamızla çok da örtüşüyor. İlk önce sporumuzu yapalım. Spordan sonra da sağlıklı beslenmemiz, sohbetimiz başlasın. O zaman sevgili yönetmenim Mustafa'cığım, hadi bakalım spor zamanı. Show
Televizyonunda Hayatın Tadında haftanın son gününde çok güzel bir cuma sabahında çok güzel, çok keyifli, muhteşem bir olayı konuşacağız. Hemen Zeyno'nun yanı başında, hatta dibinde demek daha doğru. İki karış mesafeyle. Çok değerli doktorumuz, Doktor Mustafa Töken stüdyomuzda Elma Life'la sağlıklı yaşamı, sağlıklı beslenmeyi ve yolculuğumuzu konuşacağız. Bu yolculukta Zeyno'nun gösterdiği başarıyı,
yaptığımız VTR'leri izleyerek, onun birebir düşüncelerini, hissiyatlarını röportaj şeklinde alarak çok güzel bir gün yaşayacağız, bir sabah yaşayacağız. Doktorum hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sabah, güzel de olmaya devam edecek. Evet. Sizin öncülüğünüzde, sizin liderliğiniz ve bilgeliğiniz doğrultusunda yol aldığımız, aşama kaydettiğimiz hayat şeklimiz hakkında bu sabah detaylarıyla konuşacağız. İki hafta önce benim yolculuğumu konuşmuştuk. Bu sabah da Zeyno'nun yolculuğunu konuşacağız. Evet. Zeyno'nun yolculuğu da inanılmaz fark yarattı. Görenleri şok ediyor, şaşırtıyor. Tıpkı dün sosyal medyada paylaştıktan sonra yapılan yorumlar gibi. Doğru, dışarıdan onlar geliyor. Şimdi burada programımızda dediğim gibi ben profesyonel önlüğümü giydiğim için burada bu programın izleyicisi dışarıda görünce bir şaşırıyor. Hatta senle düğüne gittiğimizde dediler ya, aa ekranda çok farklı görünüyorsunuz. Ekran geniş gösteriyor. Biz. Ama benim şehrimi sunuyorum, kentin müzelerini. Orada görenler şey yapıyorlar. Aa ne kadar varmışsınız falan diye. Gerçekten diyorum ben. Çünkü insan kendini o kadarını anlamıyor. Kendini fark etmiyor. Bunu da bence konuşmalıyız. Gün gün an an eridiğimiz için değil evet, mi? Evet değil mi? Sağlıkla evet. Ve fark etmeden eridiğimiz için olsa gerek doktorum. Kesinlikle. Evet doktorum tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu yolculuğu kah bizde kah diğer danışanlarınızda anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü biz sadece birer örneğiz. Bunun gibi sizin size danışan ve hayatlarını değiştirdiğiniz onlarca belki de yüzlerce insan var değil mi efendim? Evet, evet. Bu danışanlarınızdan ve bu yolculuğun özünden başlayarak sohbete girizgah yapalım istiyorum lütfen. Bu yolculuk nasıl bir yolculuk doktorum? Güzel bir yolculuk, lezzetli bir yolculuk, lezzetli sağlıklı bir yolculuk. Bir yolculuk. Evet. Sağlıklı bir yolculuk. Evet, yani risklerin olmadığı kesinlikle sağlığın hele hele yolculuğun sonunda kesin bir sağlığın olduğu güzel bir yolculuk. Gerçekten çok güzel söylediniz bunu. Evet. Bu arada yolculuğu da hissetmiyorsunuz sevgili izleyenler. Zeynep'le birazdan onu da konuşacağız. Ben daha önce defalarca diyetler denediğim ve defalarca kilo alıp verdiğim için bunu birebir biliyorum. Hayatınızı adapte etmenin hiç zor olmadığı, birlikte yaşarken yaşam standardınızda hiçbir şeyin değişmediği bir yolculuk bu. Zeynep ilk defa diyet yaptı hayatında ve ilk defa böyle bir değişimi yaşadı. Ben daha önce birkaç kez yaşadığım için aradaki farkı da hisseden biri olarak ben zaten bunu anlatmıştım. Bugün yoğunlukla Zeynep anlatacak bu yolculuğu. Neler yaşadı, nasıl yaşadı, ne dönemlerden geçti. Bence doktorum Zeynep'e sorarak başlayalım arzu ediyorsunuz. Soruları biz soralım o cevap versin. Bence de biz soralım röportaj şeklinde evet. İlerleyelim değil mi? Evet hazırım. Doktorum buyurun önce siz sorun bence. Evet sizce nasıl bir program? Zorlandınız mı? Lezzetten... Şöyle bir lezzet ustası olarak lezzetten bahsedecek olursak. Doktorum lezzette zorlanmadım. Şöyle zorlandım. Ben sizinle videomuzu çekerken az sonra VTR'mizi de izler izleyicilerimiz. Şöyle bir zorluk yaşadım. Ben yeme bozukluğu yaşıyordum. Şey daha çok iyi biliyor. Yani çok birebir hayatımızın içindeyiz. Günde bir öğün böyle peynir ekmekle yaşayan bir insan olduğum için çünkü çok yemeğin içindeyim. O kokuyla yemek yiyemiyorum bana ben diyordum. Bana ilk geldiğinde söylediği şey şuydu. Bana peyniri yasaklayacak mısınız? Evet dedim. Light peyniri yasaklayacağım. Tam yağlı. Gerçek yağlı peynir. Tuluk peynirini evet, özgür. Şey söylediğimi hatırlıyorum. Ezine peyniri var mı? Yes. Yapmıştım. Çok lezzetli yiyoruz. Onun için o anlamda zorluk yok. Sadece ben ilk başta o 3 öğüne alışmak sürekli ben aa bu dolu dolu bu nasıl biter ki falan derken evet alıştım şimdi paşa paşa yiyorum onları ve çevremdeki hiç kimse inanmıyor. Gerçekten bu kadar yiyor musun diye böyle yağlı mı yiyorsun? Evet diyorum bir de tuzu döküyorum. Yiyoruz yani ben ömrümce böyle yemedim ve kilo vermenin dışında zaten sağlık için başlamıştık biz sizinle. Sağlıkta bu kadar fark hissediyor olmak çok ayrı bir şey. Enerji çok ayrı yani bir şey. Zorluğu var mı? Hani bunu ben soruyorum diye değil. İzleyicilerimiz bilsinler de. Sizce zorluğu nedir? Benim en çok hani sizin açınızdan, bakış açınızdan merak ettiğim şey bu. Bu diyeti herkes uygulayabilir mi? Çok rahat herkes uygulayabilir. Çünkü biz az önce sizden önce de bahsettik. Diyetteyim deyince insanlar aa onu yemiyor, bunu yemiyor falan diye düşünüyorlar. Değil tersine. Biz beslenme sistemimizi değiştirdik. Bir diyet gibi olmadığı için
psikolojisi bile insanı etkilemiyor. Onu yemeyeceğim, bunu yemeyeceğim dürtüsü yok. Ben ilk kez yapıyorum çünkü daha önce de böyle diyet listeleri vesaire geldi. Bunları yapmam dedim ve hiç başlamadım bile. Yani liste okumadığım vardır. O anlamda hiçbir zorluğu yok. Herkesin de kişiye özel olduğu için herkesin alışkanlıklarına göre olması çok önemli. Herkesin yaşam düzenine göre olması çok önemli. Siz bahsetmiştiniz daha önceden hani bir sporcunun beslenmesiyle işte Şeyda'nın doğanın tadına çıktığındaki performansı ve bir ev hanımının performansı farklı olduğu için ona göre de düzenlenmiş bir şey. Biz zorlanmadık hiçbir şekilde. Tersine çok da keyifli yaptık. Oh bugün ne yiyelim, şunu da yiyelim, bunu da yiyelim diye yaptık. Ya şimdi... Sizi de tabii şey yaptık bu arada biz sohbet yok yok devam edin ben gayet memnunum. Paslaşarak şimdi, devam edin. Şimdi şöyle bizim hani başlarken herkese söylediğimiz şey şu. Bizde tek yasak var. İşlenmiş gıda yasak. Evet. Yani bu işlenmiş gıda meyve de olsa, sebze de olsa, yağ da olsa, tuz da olsa, şeker de olsa işlenmiş gıda yasak. Onun dışında eğer doğal tüketeceksek her şey serbest. Dolayısıyla hani bir zorluğu yok. Benim açımdan. Çünkü ben haftanın 6 günü dışarıdayım ve yaklaşık işte günde 3 öğünden 18 öğün dışarıda yiyorum. Hiçbir şekilde zorlanmadım. Bizim Türk mutfağı da buna uygun aslında. Hani o kebap kültürümüz ya da ızgara kültürümüz, evet, mangal kültürümüz. Bursa'da özellikle işte hani Bursa kebabı, ne bileyim Adana'da Adana kebabı, işte hı hı, Konya'da tandırdır vesairedir. Antep mutfağı, Urfa mutfağı, Diyarbakır mutfağı. Her hani baktığımızda köşede her köşede mutlaka yiyebileceğimiz şeyler var. Gezici de olsak, sabit de olsak, kendi mutfağımız olsun olmasın. Çünkü İstanbul'da okuyan öğrenciler var. İşte burada başlayıp okullar açılınca giden ve orada yurtta kalan. Evet onlar da kilo vermeye devam ediyorlar. Onlar da uyguluyorlar. Hatta şu an yine 3-4 kişi var ki bir tanesi işte bizim Ali ve evet 75 kilodan fazla verdi. O güzel bir örnek. Çok güzel bir örnek. Çok güzel bir örnek. Çünkü yurt şartlarında anneden babadan ayrı ve memleketten uzakta bunu başarması güzel. Şimdi Zeynep Hanım, Zeyno diyelim. Zeyno muhteşem şefimiz. Evet. Yani işi yemek. Dolayısıyla da hani yemek konusunda, kaliteli yemek konusunda aslında en doğrusunu, en iyisini siz bilirsiniz. Estağfurullah. Sizin o öğretileriniz de bize uydu. Biz mutfağımızda dikkat ettiğimiz şeyler vardı tabii ki ama benim şansım, avantajım, ben mesela bu işte paketli ürünleri zaten çok kullanmadığım için o anlamda da çok rahat ettim ama bunu kullanan insanlar da bıraktıklarında bizim sistemimizde çok rahat beslenebiliyorlar. Dediğiniz gibi biz işte Şeyda'yla çıkıyoruz mesela dışarıdayız. Gezici dediniz. Biz Şeyda'yla 4 gün Kahramanmaraş'a gittik. O maceramızdan da detaylı bahsedelim lütfen. Tabii tabii. Zeyno'cum. Ne yaparız? Detaylarına gireyim ister misiniz? Evet. Dondurmalı serfimiz. Yani örneğin sevgili izleyenler biz giderken dedik ki ya Maraş'a gidiyoruz doktor, Maraş'ta dondurma yenmez mi? Nasıl yenmez dedi, dolu dolu yiyeceksiniz dedi. Ve biz onu yedik, kebapları da yedik ve fotoğraflarımız sosyal medyada var, hiç kimse inanmadı. Kebapları burada da yiyebilirsiniz. Burada da yedik ama yerinde de yedik. Hiç o kadar dondurma yemiş miydin üst üste? Ben sade kadar... dondurmadan nefret ederim. Üst üste hiç o kadar dondurma yedim hatırlamıyorum. Çok güzeldi. 5 liralığı bitiremezsiniz zaten demişti doktorum. Biz her akşam 10 liralık, 10 liralık ama söyleyeyim 10 liralıklar bu kadar. Yani şöyle değil, böyleydi. Biz yedik. Yedik ama ya ve yağ yakarak biliyorum, geldik. Biliyorum, yedik ve kilo geliyordu. Verdik. Evet, kilo vererek gerçekten geldik mesajlar, oradan. Mesajlar, fotoğraflar geliyordu bana. Doğal olduğunda evet, dondurmaya bile tabii müsaade olan tabii bir diyet yaşadık biz. Birebir yaşadık ve şimdi, bu yüzden size anlatıyoruz. Buyurun. Şöyle tabii ki bir programın uygulanabilir olması önemli. Yani Maraş'ta ben dondurmayı yasakladığım anda sizin tüm motivasyonunuz kaybolurdu. Anlatabildim mi? Yani bir danışanım eğer buradan Antep'e gidiyorsa ve baklava hani yemek istiyorsa ben ona hayır dediğimde tüm motivasyonu kaybolur. Önemli olan, doğru olan da budur. Eğer gerçekten doğru bir yol göstereceksen o baklavayı nasıl yiyecek? Evet. O baklavayı nasıl yiyecek? Şimdi ben şöyle söyleyeyim, o konuda işte yol göstererek ya da ne bileyim bir dondurma yediğinizde, oturarak dondurma yemektense yürüyerek dondurma yediğinizde bu
hani çok daha az zararlı. Yani kilo vermenize engel olmayacak derecede. Dolayısıyla doğru yolu gösterdiğinizde, evet, Maraş'ta dondurma da yersiniz, Antep'te tatlı da yersiniz. Ama bu şu demek değildir. Yani biz her zaman her tatlı yemiyoruz. Her öğle gidip tatlıyı yiyorum. Yani kendimizle yok, çelişmiyoruz. Değil. Ama değil. Yani zararlı da olsa, istemesek de, yanlış da olsa, bile bile vücut bazı zararlarla mücadele etmesini bilir. Evet. Hani geçen de söyledim. Aksi halde bir defa alkol alan birinin ömür boyu sarhoş gezmesi gerekir. Değil mi? Yani şimdi... Ya da karaciğerinin mahvolması. Evet. Gerek. Dolayısıyla hani zararlı da olsa bunu tükettiğimizde vücut onunla başa çıkmasını bilir. Bu dondurmaysa, evet, yani siz orada yüksek bir efor sarf ediyordunuz. İşte bir belgesel niteliğinde Maraş'ta hem çekimler yapıyordunuz. Sabahın 8'inden akşamın 10.30-11'ine kadar çekim yapmalar. Yani orada zaten hani sporcu beslenmesi gibi dondurmayı vermemiz gerekiyor zaten. Evet. Yani o yakmışız yüksek... biz meğer. Yaktık ama sanırım yani doktorum daha iyi biliyor tabii ama sürdürülebilirlik biraz orada. Kesinlikle. Yani hayatımızdan bir şey kısıtlamamış olmak çok önemliydi bizim için. Evet. İşte sosyal insanlarız, bir yerlere sürekli gidiyoruz, davet ediliyoruz. Bizim kendi çevremiz yine öyle. Sürekli biz insanlarla iç içe, diyetteyim, o olmaz, bu olmaz değil. Yemeğe gittiğimizde işte insanlar inanamıyor. Ben size telefon açtım, arkadaşlarımla dışarıdayım. Ne yapacağım, ne yiyeceğim? O başlardaydı. Telefon açtım doktoruma bir gün. Sana da anlattım şey daha biliyorsun. Doktorum dedim, dışarıdayım ben ve insanlarla birlikte sadece burada hamburgerciler var, ne yapacağım dedi. Etrafına bak, başka ne var dedi. İşte saydım markaları. İskender firması. Tamam dedi, oraya girin dedi. Tamam dedi. Nasıl yiyeceğimi söyledi. Şimdi çevremde herkes benim diyette olduğumu bildiği için bana bakıyor. İskendercik mi gidiyoruz? Pardon, Bursa kebapçısına mı gidiyoruz dediler. Evet dedim, doktorum öyle söyledi. Oraya gideceğiz dedi. Bursa kebabını söyledik. 1,5 porsiyon söyledim. Üzerine duble tereyağı. Duble tereyağı. Tabii. Duble. Yanımda ekmeğim yoktu. Duble tereyağı söyledim. Vallahi gayet güzel yedim ama masadaki herkes ve benim önceden halim bilen herkes şöyle şok içinde bana bakıyordu. Bir de böyle yedim. Oh, çok güzelmiş. O hayatı kısıtlamıyor olmamız çok önemliydi bizim. Evet. Ya şimdi yağ konusunda hep söylüyorum ama bu yargıyı değiştirmemiz lazım. Çünkü diyelim ki sizler gibi bana başlayıp işte benim programımı, işte yaşam tarzı edinemeden kilo verdi ama sonradan tekrar kilo alan insanlar sizce ilk neyi kısıyordur? Ya. Ama böyle bir bilinç var, böyle ama bir bakın, algı var. Bana geliyor 6 ay, 7 ay, 8 ay. Onlara danışmanlık yapıyorum ve yağlı yiyerek zayıflatıyorum. Aradan 1 yıl, 2 yıl geçiyor ve düşüncelerim değişiyor ya da o bilince eremiyorlar mı, kabullenemiyorlar mı? Bir şekilde yani bu yaşam tarzını, beslenme tarzını bıraktıklarında baktığımız zaman işte bir şekilde görüşüyoruz. Sosyal medya var, iletişim araçları var ya da hani yüz yüze görüştüğümüzde ne yapıyorsun? İşte evet, ben uygulayamadım ya da ben işte bıraktım, işte tatile gittim, işte tabii birçok şey var. Yani bir alkol gerçeği var, bir tatlı gerçeği var, bir beyaz ekmek gerçeği var. O sosyal yiyicilik dediğimiz şey var. Yani aç olun olmayın, sürekli bir şeyler yeme. Dolayısıyla hani kilo aldıklarında vermek için ilk kestikleri şey yağ oluyor ki bu çok yanlış. Oysa sizin o yağ hani duble olarak yemeniz bence çok doğru. Neden? Hem açlık süresini uzatıyor. Yani 5-6-7 saat sizi tok tutuyor. Arada hiçbir şey atıştırmıyorsunuz. Enerjiniz düşmüyor. Sindirim daha uzun devam ediyor. Yağsız yediğinizde işte 2-3 saatte hani sindireceğiniz bir şey. Yağlı yediğinizde 4-5 saatte sindirilecek. Ve dolayısıyla şekeriniz düşmüyor. Açlık yani, hissetmiyor. Açlık hissetmiyorsunuz. Açlık hissetmeyince mutlu oluyorsunuz. Mutlu oluyorsunuz. Gülebiliyorsunuz. Kesinlikle. Hem de herkes, gülmek. Herkes bir şeyler yerken tamam, siz kahve çay içiyorsunuz. Evet. İrade olarak takdir ediliyorsunuz. Evet. Zayıflayınca zayıflıyoruz zaten. Tabii. Orada iltifatlar İrade alıyoruz. Olarak takdir ediliyorsunuz dediniz ya, sözünüzü balla kesiyorum. Aslında bir irade kullanmaya da gerek kalmıyor. Gerçekten ihtiyaç hissetmiyorsunuz. Hayır. Özenmiyorsunuz da bakıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki yediğiniz şeyler o kadar lezzetli ve güzel ki diğerleri sizi caydıramıyor.
Hayır, aslında. O anda. Evet, yani o anda. O anda herkes bir şeyler yiyor, işte bir şeyler yeme ihtiyacı hissediyor ama siz hissetmiyorsunuz. Hiç hissetmiyorum. Evet, yok, ihtiyaç yani hissetmiyorum. Yani irade dediğim şey o. Evet. Ama evet, yani uzaktan bakanlar, siz bununla doyacak mısınız? Ya da işte evet, siz nasıl, hiç acıkmıyor musunuz? Ben inanmıyorum falan diyor. Yani bana da diyorlar, yani mümkün değil falan. Ama başladıklarında, o kişiler bile başlasa, gerçekten acıkmıyormuşuz diyorlar. İşte ben de insanlara söylüyorum, söz veriyorum, sizi acıktırmadan zayıflatacağım. Hiçbir şekilde acıkmayacaksınız. Yani kimse hani şunu demesin, yani bu bir televizyon programı, işte burada konuşuyorlar. Hayır, biz olduğumuz inanın, gibiyiz. İnanın öyle bir şey yok. Gerçekten acıkmıyorsunuz. Çünkü yok, acıkmayı gerçekleştiren nedir noktasında işte bazı hormonlar ve ihtiyaçlar, yani şeker ihtiyacı ve insülin, yüksek insülin. Biz hem yüksek insülin düşürüyoruz hem de hiçbir şekilde şekeriniz düşmediği için acıkmıyorsunuz. Olay bu kadar basit. Aslında bu kadar basit ama bir o kadar da önemli ve hassas bir konu. Şimdi yağ konusuna değindik ya doktorum, biraz oradan devam edelim. İnsanlar normalde yağlı yoğurdu, sütü bile bırakıp aslında light'ına yönelen bir hale geldiler. Yapaylık işin içine girince bir kere lezzetten ödün veriyorsun. Lezzetten ödün verdiğin gibi yediğin şey doğal olmadığı için, içerisindeki o değerli maddeler azaltıldığı için belki de vücut ona ihtiyaç hissediyor. Şimdi şöyle bir şey, evet çok güzel bir şey. Birincisi kaliteli bir beslenme olmuyor. Evet. Yani hücrelerimizi doyurmuyor. Vücudumuz için, hücrelerimiz için gerekli olan işte amino asitleri diyelim ki proteinlerden alıyoruz. Dolayısıyla kaliteli bir protein almadığınızda, çünkü hani piyasaya baktığımızda işlenmiş peynirler kültür peynirciliği. Oysa hani Zeynep Hanım'ın söylediği gibi tam ezine veya işte mandralardan aldığımız o bizim bu bölgedeki kelle peynirleri, mihalış peyniri gibi. Evet, tamam evet, yani evet, gerçekten veya kaşar peyniri gibi, işte mozzarella gibi, Kars kaşarı gibi vesaire. Hem baktığımızda ben biliyorum Urfa peyniri, Antep peyniri, Adıyaman peyniri. Hani oralarda işte bazen hediye geliyor ya da işte akrabalar gönderiyor falan, bakıyorum. Müthiş bir şey yani, doğal. Çok, Anadolu peyniri. Çok yani. Lezzetli. Çok lezzetli. Çok doğal. Şimdi bu peynirlerle beslendiğimizde evet, örnek veriyorum 100 gramla doyuyorsak o hani ambalajlı, bolca reklamı yapılan işlenmiş sütten, yağ alınmış sütten elde edilmiş, hatta süt olduğu bile şüpheli, o kadar hani detayları biliyorum, o yüzden konuşuyorum. Dolayısıyla o peynir yediğimizde 200 gram, 300 gram doyurmuyor. Doğru. Bunu en iyi de bir peynirci olarak siz bilirsiniz. Peynir tutkunu bu konuda lütfen yorum tutkun yapsın. Yani. Evet. Şimdi biz hücreleri doyurduğumuzda, yeterli proteini, yeterli amino asidi vücuda aldığımızda mideyi tıka basa doldurmaya da gerek yok. Evet. Bunu da yaşayarak öğrendik aslında. Evet, yaşayarak öğrendik. Çok doğru. Çünkü diğer taraftan hani bir denge dahilinde beslemek lazım. Her gıda grubundan almak lazım. Diğer gıda gruplarından da aldığımızda evet, hem mineral, hem yeterli lif, hem protein, hem de yağlı yediğimizde yeterli miktarda doğal yağlardan. O zaman da yağda eriyen vitaminlerimiz vardı. Neydi onlar? A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini. Artık D vitamini vücuda alınana kadar ya da işte aktif hale geçene kadar bir vitaminken, yani aktif hale geçtikten sonra dolayısıyla baktığımızda artık bir hormon görevi görüyor. Evet. Yani tek başına bir hani C vitamini gibi değil, bir A vitamini gibi değil. Dolayısıyla bu kadar önemli. Yani D vitamini işte evet, kışın güneş olmadığı için aktif hale geçmiyor. Bence seyircilerimizin buna da baktırmasında fayda var. Ve eğer eksikse bunu tamamlamak gerekiyor. D vitamininin değerini, D vitamini çok önemli. Şimdi biz yağsız beslendiğimizde yaz kış evet, D vitamini gıdayla alamayacağız. Gıdayla alamadığımızda hadi yazın dışarıda güneşle bir şekilde yağda depolandığı için aktif hale geçecektir. Ama kışın gıdayla almayınca güneş de yok. O zaman ilaca bağımlı kalıyoruz. Aslında bu birçok hastalık için böyle. Birçok hastalık için böyle. D vitamini için de böyle. İşte biz mideyi doldurduğumuzu düşünelim. Evet, gittiniz iki tabak makarna yediniz. Proteini nereden alacaksınız? Yağsız yediniz.
Yani bu kadar hani mantıklı ve şey doğru. Yani doğrular zaten itiraz edilemez. Doğrular her yerde doğrudur. Doğru. Ben yanlış bir şey söyleyecek olsam medyada buradan televizyondan deklare edemezdim. Tabii. Çünkü arkasında durmam gerekir. Tabii. Siz çok yani ciddi bilimsel, araştırmalar bilimsel, sonucu. Bilimsel olarak bunun ispatlanmış ve bir gerçek olarak ortaya konulmuş olması gerekir. Kesinlikle. Evet şu anda belki orta öğretimde bile yağda eriyen vitaminler nelerdir gibi bir soru sorulduğunda hani 5 seçenekse ya da neler hangisi çocuklar değildir? Cevap, evet mi? Hangisi değildir? A, D, E, K, örnek C. C işaretlerle değildir o. O suda eriyen vitamindir. Evet. İşte sizin hani double tereyağı döktürmeniz o Bursa kebabına çok doğru bir şey. Siz dediğiniz için yaptık sonra öğrendik ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şey daha iyi değindi. Yayından da fark ettiğimiz bir şey söyleyeyim. İnsanların o yağ tepkisi o kadar çok şişirilmiş ki biz yayında malzemeleri hazırlıyoruz. Ben bunun yanlış olduğunu bile bile o telefonlardan yorulup işte bir tatlı kaşığının yarısı kadar yağ dediğimiz zaman oluyor. Çünkü yağlı değil mi? Hayır, tüm bir tencere yemek yapıyorsunuz. Evde olunca işte doldurup ayçiçek yağını döküyorsunuz. Bu zararlı görünmüyor ama bir yemek kaşığının yarısıyla olan yağ fazla geliyordu insanlara. Çünkü tereyağı zararlı diye. Böyle bir doldurma oldu şimdi ki. Şimdi tereyağı zararlı noktasında bir defa bu yanlış. Bu, evet. Bu yani tabir yanlış. Artık zaten herkes yani şöyle fark söyleyeyim, etti bunu. Evet. Ayçiçek ve mısır özü yağ sektörü nasıl ki bir Bursa türküsü vardır. Zeytinyağlı yiyemem. Yiyemem ama. Evet. Basmada fistan giyemem ama. Şimdi biliyorsanız söyleyebiliriz. Hep birlikte Türkiye bağlamışız doktor. Şimdi bağlama lazım. Şimdi şöyle ya o sektör nasıl ki o gıda endüstrisi diyelim. İşlenmiş gıda endüstrisi, işlenmiş gıdaların hani şeyinden para kazanan grup. Dolayısıyla o gıda endüstrisi grubu nasıl ki bu türküyle zeytinyağını ki en doğal yağ, en faydalı yağ, mucize yağ nasıl ki gözden düşürdüyse emin olun margarin sektörü, o bilmem ne yağları ne yağları tenekelerde satılan ucuz margarinler hatırlıyorum çocukluğumda falan insanlar ekmeğe sürerdi. Şimdi o sektörde tereyağını gözden düşürmek için böyle bir şey ama... Bir yandan da şunu da belirtmemiz lazım. Hangi tereyağı? Tabii. Gerçek, tabii. Sağlıklı. Şimdi sütten elde edilen tereyağı mı, bitkisel kremadan elde edilen tereyağı mı? Tereyağı Hı. üreticileri bunu çok iyi bilir ne demek istediğim. Tabii. Ya herkes evindeki tereyağını bir incelemeye göstersin, göndersin. Bakalım %100 sütten elde edilmiş midir? Ya şimdi... Bitkisel kremadan, margarinden vesaire elde edilen tereyağı tabii ki zararlı. Adı tereyağı mı? Marketlerde, şurada, burada, pazarda tereyağı diye satılıyor. O evet, o zararlı. Ona ben de karşıyım. Ama %100 süt kaymağından elde edilmiş tereyağının da bir zararı yok. Evet. Tabii ki hani su bile çok fazla içseniz tabii. zararlıdır. Her yani şey aşırıya, aşırıya kaçmadan, abartmadan... Geleneksel damak tadından da vazgeçmeyecek şekilde ya hani kullanılabilir. Tabii. Çok güzel açıklıyorsunuz doktorum. Sohbet çok güzel. Zeyno'nun yanında olmak çok güzel. Anlatımlar da çok güzel ama kısacık bir aradan sonra devam edeceğiz oldu mu? Sevgili izleyenler kısa bir ara reklam arası hemen sonra bu muhteşem başarıyı anlatmaya Zeyno devam edecek doktorumla birlikte. Hastavuğ'un sunduğu hayatın tadı devam edecek. Hastavuğ'un sunduğu hayatın tadı devam ediyor. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Olay Televizyonu'nda hayatın tadında çok keyifli bir sabahta Elma Life Doktor Mustafa Töken'in yanımızda olduğu ve bize formumuzu kazanmamız diyelim ona, formumuzu kazanmamız yolundaki başarımızın sebeplerini sizinle birlikte aktarmamızı sağlıyor. Zeyno'nun başarısını bugün konuşuyoruz. Bugünün, bu sabahın yıldızıdır Zeyno. Başarısını anlatacak bize, daha detaylı anlatacaksın Zeyno'cum. Daha detaylı. Daha detaylı. Ne kadar sürede, ne kadar evet. kilo verdiğini, bu arada da bir VTR'imiz var. evet. İstersen önce sözü sana verelim, sonra tamam. VTR'yi izleyelim, tamam, devam edelim. Sohbet Yönetmenim edelim. Zeyno'nun anlatımından sonra VTR.
Tamam. Hadi bakalım. Bu sırada yemeğimi tarif edeyim Yemeği atlamayalım. Ben yemeği unuttum. Bu kadar macera var. Ama işte böyle keyifle yapıyoruz. Ne yedik diye bakıyoruz ya. Etimiz tavamızda hafif hafif kenkenle, daha yağını koymadım oluyor. Hatta biraz su ilave ettim. Havuçlarımı içine koydum. Bugün meyve yemeyeceğim. Havuçlarımı koydum. Şimdi ardından ona iri iri haldeki biberlerimi, soğanlarımı ilave edeceğim. Tereyağını, bol baharatını ilave edeceğim. Şöyle bir çevireceğim. Patlıcanla birlikte servis edilecek. Patlıcanlarımız közlenmişti bizim. Bunlar mevsiminde közlenmiş gelmiş patlıcanlar. Bunlar böyle tereyağında bir çevrilecek. Bol baharatla ve bol yeşillikle birlikte alta yerleştireceğiz. Üstüne de bunlar servis edilecek. Yemeğimiz çok pratik olduğu için hani sohbet sırasında yapalım diye tercih ettim. Bana sorduğuna gelince aslında ben ve Terenizde de görürsünüz birazcık yaramazlık yapan, kaçamakları olan bir öğrenci olduğum için benimki biraz daha tabii ki uzun sürdü. 6 ay kadar sürdü. 16 kilo verdim. Ama benim için şöyle bir şeydi. Bana mucize gibiydi. Sadece benim kilo verme süreci değil, hayatım çok düzenlendi. Bunu sık sık doktorumla konuşuyoruz. Sen de çok yakından biliyorsun. Uyku düzeni tamamen olmayan bir insandım. Onu ters çevirdik. Çünkü ben sabah 4'lerde, 3'lerde yatan bir insandım. Bunun ne kadar yanlış olduğunu öğrendim tabii ki. Haftada bir bardak su içen bir insan olarak her gün su içmeye alışmak benim hani kilo verme sürecinden daha çok yaşamımı buna oturtturmam zaman aldı biraz. O da tabii önemliydi. Benim genel sağlığım açısından çok önemliydi. Doktorum çünkü böyle beslenme düzeni değil, sürekli uyudunuz mu? Su içtiniz mi? Uyumaya çalışıyorum ama uyumuyor falan diye sürekli mücadele halindeydi benimle. Benimle uğraştı yani, çok teşekkür ediyorum. Ben onu oturtturduktan sonra rahatladım ve verdim. Rahat bir süreçti. Dediğim gibi şimdi ilginç şekilde ben susuyorum. Su içmeye alışmak çok ayrı. Gece böyle uykum geliyor, yatıyorum ve uyuduğum için, gece uykusunu aldığım için şimdi kilo vermek tamam var ama yüzün ışıldaması da geliyor bu sefer. Güzellik uykusu denilen şey gece uykusu. Evet. Aynen, onu fark ettim. Yaşam, gündüz, o değerlendirmek, bunlar çok güzel geldi. Dediğim gibi 6 ay kadar bir sürede 16 kilo oldu ama abimin güzel bir lafı var, aslında 30 kilo vermiş gibisin Zeynep dedi. Son dönemde benim çok hızlı bir ileri gidiş vardı. Yani sağlığımda sıkıntı vardı. Onunla birlikte ben sürekli kilo alma sürecine girmiştim. Hiçbir şey yapmadan böyle günlük böyle çatır 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 kilo alıyordum. Gittim, geri geldim ve oradan geri dönmüş olmanın etkisiyle abim de dediği gibi yaklaşık ben 30 kilo vermiş hissindeyim. Şimdi kilo vermek değil de hani zayıflamak dersek. Evet. Aslında zayıflamak iki türlüdür. Bir kilo vermek, kilogram hesabı. Evet. Gram hesabı. Bir de mezura ile incelmek. O çok fazla. Bakın bu çok önemli. Eğer mezura ile incelmezsek sarkarız. Evet. Yani vücudun sıkılaşması gerekiyor. Onu da söyleyeyim doktorum. Ben kendimde hani mezura ölçüsünü falan da tabii biliyorum. Sadece söylemeyeceğim tabii ki. Bunu da o kadar da söylemeyeceğim. O kadar da değil. Şöyle bir şey söyleyeyim. 16 kilo söyleyince belki dile az geliyor ama pantolonlarda bir yayında ben bugün aklıma gelmedi. Yeni almış olduğum zor olan bir pantolon vardı. Sen biliyorsun o pantolonu. Keşke onu giyseydim, böyle dönüyor. Ama şimdi aldıklarım yaklaşık 2,5 beden fazla daha küçük alıyorum. Ve onlarda da sürekli bollaşma yaşıyoruz. Yeni pantolona gidiyoruz. Masraflı oldu da hoş değil. 2-3 beden attık gerçekten öyle. Evet. Gardırop kanımına yenileniyor. Göre gardırop evet yani. O da zaten doktorum alacak. Doktorumuz gardırobumuzu yenileyecek. Ne yapalım, bu kadar verdik ödül olsun. Ücrete dahil. Ücrete dahil. Peki tamam, o da okey. Yani bu kadar değiştiysek. Gerçekten çok önemli ve çok güzel. Bu aşamaları, yaşayışımızı dinlemeye devam edeceksiniz ama Zeyno'nun VTR'si çok güzel. Ben merakla izlemek istiyorum. Gerçekten merak ediyorum. Bir an önce izleyelim, sonra tekrar sohbetimize devam edelim. Hadi bakalım. Ben Animal Life'a geldim. Şu anda da sizlerle birlikteyiz.
O kadar keyifliyim ki pozumu da bozmuyorum. Böyle duruyorum çünkü verdiğim kiloların biraz görünmesini istiyorum. 6 ayda yaklaşık 16 kilo verdim. Ben biraz tembel bir öğrenci olduğum için daha geç verdim. Çünkü o sırada doktorumun yapma dediği her bir şeyleri de yaptım aslında. Neler yaptı? Geçmiş yaşantımdan aslında çok değiştirdim. Doktorumuz biraz bizim hayatımıza dokundu. Yani kilo verme dışında sağlığımıza dokundu. Örneğin benim bir şeker hastalığı riskim vardı. Ciddi bir migren hastasıyım. Ataklarım çok fazla geliyordu. Uyku düzenim yoktu çünkü uyumayı sevmeyen bir insandım. İşte sabah 5'te kalkayım. 5'te yatayım, 8'de kalkayım falan gibi alışkanlıklarım vardı. Ve en önemlisi ben sadece günde bir öğün peynir ekmekle besleniyordum akşamları. Bundan dolayı da bir doktora gitmiştim, iç hastalıkları uzmanı, cildiye vesaire diye. Artık böyle tırnaklarım yerinden ayrılmaya başlamıştı. Yaralarım çıkmaya başlamıştı. Ömrümde hiç olmayan böyle yüzümde yaralar vesaireler olmuştu. Doktorum bunları çok güzel düzenledi. İlk zaten 1-1,5 ayda bir sonuç almaya başladık. Tabii bu sonucu almaya başlayınca bazen böyle insan kendini bırakabiliyor. Oraya yaz girince falan. Ben uykuda biraz sıkıntı yaşadığım için uyumayı kestim biraz. Haftada bir demiyorum size. Günlük 3 litre su içmem gerekirken ben şöyle söyleyeyim. Ben yaklaşık haftada bir bardak su içiyordum. O da artık baş ağrıma dayanamayıp ilaç içmem gerekirse içiyordum. Su içmem vücudum için çok güzel oldu. Cildim çok farklılaştı. Yaşım benim geri geldi. Zaten keyfince giyinmek çok ayrı, mutlu edici bir şey. Bütün aileme de bunun etkisi yansıdığı için gerçekten çok mutluyum. Onun için de doktoruma çok teşekkür ediyorum. Elhamdülillah arkada bekliyorum. Kızı tekrar vereyim daha havalı olsun. Pozu vermeye devam ederek havanı dönüyoruz. Hiç bozma. Havanı hep hiç bozma. Şöyle yemeği şöyle dirseğimle yapacağım. Gerçekten öyle. Çok güzel ve çok net anlatmış. Görüntüler de çok fazla şey anlatıyor. Biz hep birlikte olduğumuz için bu kadar farkında değiliz çoğu zaman. Tabii ki çok farkındayız ama bizi uzun süredir görmemiş olanlar, 3-5 aydır görmemiş olanlar çok ciddi şok yaşıyorlar. Bize bir şekilde ulaşmaya çalışıyorlar doktorum. Sosyal medyadan ulaşmaya çalışıyorlar. Bunu nasıl başardığımızı merak ediyorlar. Özellikle bu sebeple programımızı bundan 2-3 hafta önce benimle, sonra bugün Zeynep'le bu yaşanılanları daha net anlatabilmek için bu format üzerine oturttuk. Bence çok da yerinde oldu. Birebir yaşayan insanların anlatması çok daha önemli. Ya bazen hani kişiler bana diyor ya ben gerçekten böyle miydim? Eski fotoğraflarına bak diyorum ben. İşte bazen bana WhatsApp'tan atarlar sürekli o şeyleri eski fotoğraflarını falan yeni buldukları bir yerlerden kalma. Kimisi işte bir düğünde çekilmiş ya da bir köyde bir piknikte çekilmiş videolarını atıyor. İşte kimisi de gerçekten işte benim oğlum böyle miydi ya da eşim böyle miydi? Hani o ilk hallerini çabuk unutuyorlar. Kimisi de kendisini unutuyor. Ya ben gerçekten böyle miydim? Çünkü eskiden yok, fotoğraf bu çekmezdim. Bu kadar değilim de falan. Çünkü hani boydan fotoğraflar yok. Hep böyle tepeden filtreli işte selfiler, yakın çekim yüz fotoğrafları. Daha dün bir eski danışanıma bana telefon açıyor doktorum bana eski fotoğrafını ilk çektiğim fotoğrafları atar mısın? Ya çünkü elinde şey yok yani vesikalık materyal. Dışında materyal yok yani ilk fotoğraf yok. Ondan sonra biz dün gönderdik yine Bursa'da bir işte birebir eğitim veren bir dershane sahibi. Dolayısıyla müthiş bir değişim gösterdi. Müthiş bir değişim gösterdi ve ilk halini o da merak ediyor. Yani insanlar kendisi de inanamıyor, yakınlar da inanamıyor. Bazen ben de inanamıyorum. Ya gerçekten siz böyle miydiniz? Güzel. Evet yani. Siz ben bile inanamıyorum. Siz gerçekten böyle miydiniz? Ya çünkü yani bir şekil ilk geldiğinde evet resmi kaydediyorsunuz ama yan yana koyduğunuzda çok farklı. Çok farklı. Çok farklı. Mesela biz Zeyno ile onu çok yaşıyoruz. Biraz kendine güvenen tipler olduğumuz için midir nedir? Kameralarda da hiç rahatsızlık duymamışız. Geçen yok, yılki hiç. Görüntülerimize bakınca yok bu kadar olamaz gibi yorumlar yapıyoruz ama böyleymişiz Zeyno, diyoruz. Göbek yani. Atmışım. Evet. Yani. Ben o halde spor yapmıştım hatırlarsan. Geçen sezonu spor yaparak bitirmiştim. Ama bundan hiç rahatsızlık duymadım. Birkaç gün, önce işte Zeyno'yu konuşacağız. Sosyal medya hesabına girdim ve elinde mikrofon.
Instagram'da bir. Evet, onu da gördüm. Paylaştığımız. Evet. Mesaj attım. Bunu yan yana koyup duyuru şeklinde yapabilir miyim dedim. Tabii ki doktorum dedi. Evet, yan yana koyduğumuzda fark çok bariz. Çok bariz. Ama çok, o fotoğrafta nasıl bulmuşsunuz? Bir göbeğim var. Ben eşime şey dedim, fotoğrafı büyüttük. Hatta burada bir arkadaşıma da onu gösterdim. Fotoğrafı büyüttük göbek kısmına. Aa dedim, kiloyu nereden verdiğimi fotoğrafı göbeğimdeymiş. Çok güzel. Harika bir şey. Zeyno, aslında sen çok değerli bilgiler de verdin az önce açıklama yaparken. Uyku ve su. Evet. Beslenme kadar önemli olan etmenler aslında. Doktorumun bize verdiği öğretilerdi. Uyku düzeni ve su, değil mi? Sağlıklı yaşam ile ilgili. Evet. Yani sağlıklı yaşam parametreleri onlar. Hani çok yaşayacağım. Çok yaşayın. Sadece bir rejim yaptırmıyoruz, bir diyet yaptırmıyoruz. Evet, bunun bir zayıflama kısmı var. Zayıflamadan önce bir sağlık parametrelerini düzeltme var. Ondan sonra zayıflama var. Ondan sonra da yaşam şekli olarak bunun edinilmesi var ki. İşte Zeynep Hanım'ın bahsettiği o detaylar, hı hı, evet, bence de çok önemli. Her danışanımızın bildiği şeyler bunlar. Ama seyircilerimizin de bilmesini isterim. Sadece diyetlerle, rejimlerle, işte ne bileyim, sadece beslenme listeleriyle bu işi çözemezsiniz. Doğru. Harika anlatıyorsunuz. Doktorum, şimdi aslında söylediklerimizin doğrultusunda bir telefon gelmiş. Mesaj şeklinde yönetmenim sevgili Mustafa iletti. Fatma Fırat adlı bir izleyenimiz. Hep sizin standarda oturtmaya çalıştığınız, Zeyno da bunu yaşamıştı. Mesela ben Zeyno'yu tanıdığımdan beri hep çok az yerdi ve çok zamansız yerdi. Mesela kahvaltı etmezdi zorla. Zeyno gel bir şeyler yiyelim derdim. O böyle kuş gibi yerdi. Hiç beslenmeden kilo alıyordu hızla. Evet. Aynı dertten muzdaripmiş Fatma Fırat'ta. Sabahları kahvaltı yapamıyormuş, hiçbir şey yiyemiyormuş. Bir şeyler yiyince şişkinlik hissediyormuş. Vücudu şişiyormuş. Günde bir öğün yiyebiliyormuş. 24 saat aç kaldığı bile oluyormuş. 76 kiloymuş. Boyu 1.69'muş. Ne kilo alıyormuş ne de verebiliyormuş. Nasıl sağlıklı olup 3 öğün yiyebilirim diye sormuş. Evet, 3 öğün yerse sağlıklı olur. Evet, onu başaracak. Şimdi olay şu, tabii detayları bilmiyoruz. Hı hı. Yani elimizde sağlık ile ilgili parametreler doneler yok, doneler yok. Nedir bunlar? İşte tahliller, hormon vesaire. İkincisi, kullandığı ilaçlar, hastalıklar vesaire var mıdır bilmiyoruz Fatma Hanım'ın. Üçüncüsü, mesleği nedir, nasıl bir şey var, fiziksel aktivitesi var, nasıl bir strese, nasıl? Aşçıymış. Aşçı ise... Zeynep de aynı dertten muzdarip. Evet, o kokuyla doyup... Evet, aşçı ise şöyle söyleyeyim. Yani yemeklerin tadına bakmayı bıraksın. Ha, süper. Yemeklerin tadına bakmayı bıraksın. Şimdi, yok, bakıyordur. Yani hani standartlarını oluşturmadıysa... Evet. Çünkü sonuçta hani... bilemiyoruz. Yani bu işin okulundan mezun standartları var mı? Hani ölçeklerle mi yapıyor yoksa damak tadıyla mı yapıyor? Göz kararıyla. Bunu siz daha iyi bilirsiniz. Yani şimdi ben evet güzel yemek yapmaya çalışırım ama benim bir şeyim, standardım yoktur. Yani o anda nasıl eserse doğaçlama. Evet. Hiçbiri birine uymaz ama hepsi de lezzetli olur. Şimdi bilemiyorum. Belki Fatma Hanım standartlarını oluşturmuştur ama yani eğer bakıyorsa diyelim o zaman şeye bakmasın, yemeklerin tadına bakmasın, standartlarını oluştursun, ölçekli bir şekilde. Hem o zaman ne olur ki her yaptığı yemek de aynı lezzette olur. Çok güzel. Üç öğünü mutlaka hayatına oturtacak. Üç öğün mutlaka otursun. İkincisi, hani spor yapmak için spor yapsın. Ben sürekli ayaktayım. Ben sabah işte 5'te giriyorum mutfağa. Diyelim ki akşam işte en son 10'da çıkıyorum lokanta kapandıktan sonra da yemek falan. Evet, hiçbir etkisi yok çünkü o günlük aktivitedir. Metabolizma ona adaptasyon sağlıyor, uyum sağlıyor. Sizin spor ayakkabınızı, eşofmanınızı giyip yürümeniz lazım. Doktorum, evet, onu birebir ben yaşadım, pardon kesiyorum. Çünkü sabah 7.30-8'de restoranda servise başlayıp gece 2'ye kadar işte aralarda yarım saat falan böyle dinlenen biri olarak hiçbir damla gramaj oynamıyor. Sizin verdiğiniz öğretiyle yürümeye başlayınca işte sağlık parametreleri olmadığı için, yani şu anda benim söyleyeceklerim bunlar. Hı hı. Hani çok fazla bir detaya giremem. Söyleyeceğim şeyler yanlış olur. Belki ona sabah hani örnek veriyorum, aç mı spor vereceğim, tok mu spor vereceğim. Hı. Şimdi bunu ben ancak birebir görmem lazım. İkincisi, gerçekten
onunla ilgili parametreleri hepsiyle benim gözümden hı hı. şey yapmam lazım. O kendince sadece yemeğe odaklanmış. Ben günde bir öğün yiyorum. Ben işte bazen aç kalıyorum. Ne alıyorum ne veriyorum. Şimdi bakın ele alırken derdini anlatırken bile sadece yemek olarak hani diyet olarak görüp öyle anlatıyor. Oysa sağlığın diğer parametrelerini ben değerlendirirsem belki kendi açımdan bir doğru çözüm bulabilirim. Ona yardımcı olmak adına. Çok güzel söylüyorsunuz. Hemen şu konuya da değinmeliyiz. İnsanların hayatına ve geleceğine yatırım yapması konusunda sizinle konuşmuştuk doktorum. Hayatınızda her şeye önem veriyorsunuz. Eşyalarınıza önem veriyorsunuz, arabanıza önem veriyorsunuz, giysilerinize önem veriyorsunuz, çocuğunuzun sağlığına önem veriyorsunuz, sevdiklerinize çoğu zaman pek çok şeyden arttırıp gidip kontrollerini yaptırayım, şöyle bir yatırım yapayım, şu yönde bir gelişme gösterelim diye yatkınlıklarınız var. Ama söz konusu sağlık olunca bizim toplumumuzda nedense böyle bir alışkanlık, böyle bir gelişim eksikliği var. Eğer ki sağlığı kazanmak istiyorsan hayatında kendine bakım yapmak olarak algılayıp hayatında bunun için belirli yönelmelerde bulunmalısın. Değil mi doktorum? Bu konuda söyleyecekleriniz kesinlikle mutlaka vardır. Şöyle söyleyeyim. Ben son hı hı. araba aldığımdan beri mutlaka kasko yaptırırım. Trafik sigortası zorunlu zaten. Yıllık baktığınızda bugün işte marka modele göre değişse de bir hani kaskoyu düşündüğümüzde arabanın kaskosu yaklaşık 2-3 bin. 4'e kadar çıkıyor. Zorunlu trafik sigortası işte şirketlere göre yine arabaya göre işte sizin sicilinize göre değişse de 500 ile 1000 arasında. Yani nereden baksanız yıllık masrafı 3-4-5 bin lira bir sigorta bedelimiz var. Niçin? Ben hayatım boyunca kaza yapmadım diyelim. Ya kaza yaparsam? Peki ya hastalanırsan? Değil mi? Ya hastalanırsan, ya böbrek yetmezliği olursan, ya kalp krizi geçirirsen, ya felç olursan, ya kör olursan. Şimdi bu noktada bizim gerçekten ülke olarak insanlarımızın çoğunda bu şey yok. Ya Amerika'da, Avrupa'da belki birçok yerde insanlar bir meslekte emekli oluyor ama bir taraftan da kendini sigortalıyor, ikinci bir emeklilik yapıyor, çocuklarına yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Hani geleceğini ki o ülkeler geçim sıkıntısı olmayan insanların işte milli gelirinin çok çok yüksek olduğu ülkeler. Bizde hani o farklı bir konuyken ama işin sağlık boyutu olmazsa olmazımız. Bizim sağlığımız olmazsa biz aç kalırız. Yani biz para kazanamayız. Biz çocuklarımıza bakamayız. Hayat gider bir hayat kere. Gider. Hayat gider yani. Bize bahşedilmiş en değerli. İşimizi kaybederiz. Belki işimizi kaybederiz. Belki çocuklarımıza hasta bir anne babanın getirdiği yükten dolayı onlara hayırsız bir ebeveyn olarak onları da hayırsızlaştırırız. Yani anneye babaya of denmez. Sağlıklı ol, of dedirtme. Değil mi? Sağlıklı ol, of dedirtme. Sağlıklı olursan daha çok kazanacaksın. Daha çok hani kazandığında evet çocukların sizi bir yük olarak görmeyecektir. Daha mutlu anlarda, daha mutlu günlerde, daha böyle bayram tadında buluşmalarda birlikte vakit geçireceksiniz ki hayırlı evlat için hayırlı anne baba olmak lazım diye düşünüyorum. Ve o da sağlıktan geçiyor biraz. Kendimize dikkat ederek evet, sağlığımızı evet, kazanarak. Evet, çünkü sağlık olmayınca varlık da olmuyor. Sağlık olmayınca para da kazanamıyoruz. Yani sağlıklı bir ebeveyn anne baba ve hani varlıklı bir ebeveynin çocukları da sanırım daha çok hayırlı olacaktır. Çünkü onlara bir yükü yok yani. Çocukların hani çıldırmış olması lazım o anne babaya şey yapabilmesi için. Kesinlikle haklısınız. İlişiğini kesmesi için. Birlikte uzun yaşayabilmek çok önemli. Tabii benim için ki. Şu anda ailemin ve benim sağlığımın iyi olmasının en büyük isteğim birlikte daha çok vakit geçireyim. Yani bir kere yaşıyoruz. Neden birimizi kaybedelim? Neden o eksiklikle yaşayalım? Onun için biz hepimiz çok teşekkür ediyoruz. Yani o kadar güzel şeyler kazandık ki. Ben tebrik ediyorum sizleri gerçekten. Alkışlıyorum. Biz de sizi. Şimdi benim evet güzel bir konuya da değindiniz. Benim kızım 3,5 yaşında. Oğlum işte 6,5 yaşında. Benim iki oğlan var. İşte 2003'lü ve 2000'li de büyük oğlum var.
Şimdi hadi büyük oğlum dedesini hatırlıyor, babaannesini hatırlıyor da 2003'te olan işte kızım ve diğer iki çocuğum ne anne anneannesinin babaannesini ne de dedesini hatırlıyor. Şimdi eğer onlar, ben annemi diyabetten kaybettim, felçliydi, işte gözlerini kaybetti, böbrek yetmezliği oldu vesaire vesaire. Keşke diyorum hani öğrenciyken olan bir şeylerdi bunlar, tıp fakültesindeyken. Ve o zamanlar değil de hani şu anda olsaydı. Keşke kurtarabilseydi. O keşke dediğimiz şeylerden bir tanesi benim hayatımda budur yani, keşke. Yani keşkelerden. Allah rahmet eylesin. Evet. Şu anda biz başka insanları tabii içselleştiriyorum ben aslında birçok şeyi. Evet, sizin anne babanızı anne baba olarak görüyorum. Çünkü annemin de vasiyetiydi yani. Sana gelen her kadını annen gibi, kardeşin gibi gör. Her erkeği baban gibi, baban gelmiş gibi gör. O yüzden ben devlette çalışırken de insanlara hoş geldiniz derdim. Ne güzel. Tamam, öyleydi yani. 15 yıl insanlara işte hoş geldiniz derdim ve hani acile gidip ya da işte devlet hastanesine gidip evet ben bugün şiddet göstereceğim diyen, şiddete hayır diyorum, sağlıkta şiddete hayır diyorum, kesinlikle onaylamıyorum. Onlar sizin hiçbir karşılık beklemeden ailenize, çocuğunuza, çoluğunuza, annenize, babanıza ve size yardımcı olmaya çalışan sağlık çalışanlarıdır. Onlara lütfen teşekkür edin. Siz de onlara güler yüz gösterin. Güler yüz görmek istiyorsanız oraya gittiğinizde ön yargılarınızdan kurtulun. Evet, ben hiçbir şekilde şiddete maruz kalmadım. Hiçbir şekilde şey yapmadım. Nasıl diyeyim? Nahoş bir durumla karşılaşmadım. Bunun sebebi de biraz annemin o tavsiyesini, o öğüdünü, o mirasını yerine getirmemdi ki insanlara hoş geldin derdim. Meslektaşlarıma, sağlık çalışanlarına da buradan tavsiye ediyorum. Evet, lütfen güler yüzle herkese hoş geldin deyin. Ama hastaların da buna göre davranması gerekiyor. İşte keşke diyorum anne baba sağ olsaydı ve bugün torunlarını kucaklarına alıp hatta gelecekte de mürüvvetlerini görebilselerdi. Değil mi? Bizim evet. İçinde aslında Zeynep'le de biz bunu çok fazla konuşuyoruz. Biz de bunu çok önemsiyoruz. Hayat geçtikçe, hayata yol almaya devam ettikçe sevdiklerinle, büyüklerinle daha güzel, daha kaliteli zaman geçirmek. Onların sağlığı yerindeyken sen daha huzurlu oluyorsun. Evet. Onlarla birlikte hareket ediyor olabilmek. O hastalıklar keşke hiç olmasaydı. Hiç bir şekilde onlara ama işte sağlıklı, doğru beslenme ve sağlıklı yaşamla evet. O hastalıklar hiç olmuyor. Biz de bunu öğrendiğimiz için bunun ciddi şekilde çevremizde evet. Mücadelesini veriyoruz. Yani bunu hep doktor. Konuştuk. Hani o sağlıklı evet. Yaşamın tarihçesinden bahsederken evet. Bunları söyledik. Yani doğru beslenme ve sağlıklı yaşam ile o hastalıkların hiçbirisi olmuyor. Evet. Doktorum, bu da ben çok de geri dönüşü biliyoruz. Yani evet. Şeyda benim çok yakınımda dediğim gibi sürekli yaşadığım o migren ataklarının 6 ayda ben sadece 2 kere migren atağı yaşadım. Midem için ilaçlar kullanıyordum. Onların geri dönüşünü yaşadık. Onlar birinci ayın sonunda kalmamıştı. İlaçları kesmiştik. Ve orada söylediğim şey belki anlaşılmamıştır. Onu tekrar söyleyeyim. Bizim doktorumla başlama hikayemizde ben bir kayıp yaşadım. O da sağ olsun bana başsağlığı dilemek için telefonu açmıştı ama ben o gün gittiğim bir doktordan bahsetmiştim. Bana bir şeyler yazdılar, bağışıklık kuvvetlendirici. Sormayı unuttum doktorum dedim. Yani bunu aç mı tok mu alacağım derken niye dedi, hayırdır niye yazdılar bunu dedi. Dedim tırnaklarım kalkıyor benim yerinden. Hani bunu söyleyince insanlara beyaz çizgiler oluştuğunu sanıyorlar. Sen biliyorsun artık etten ayrılmaya başlayan tırnaklar falan olmuştu. Tamamen bırakıyor her şey kendini. Sakın dedi kullanma bu ilaç dedi. Adını vermiyorum onun için çok rahat konuşuyorum. Böyle bir şey kullandığında ileride de tiroid hastası olabilirsin bununla. Otoimmün vücudun hastalıklara neden evet, olabilir. Evet. Bu tarz şeyler söylemişti. Biz konuşmaya başladık ve ben ondan sonra bu çalışmaya başladım. İkinci haftanın sonunda o bağışıklıkla ilgili sıkıntılarım kalmamıştı. Ciddi anlamda sağlığımı ben kazandım. Harika bir konuya değindin. Hemen ben de açıklamada bulunuyorum. Dün senin paylaşımından sonra bir başka arkadaşım benim sayfamda da çıktığı için Şeyda inanılmaz bir değişim göstermişsiniz. Uzun yıllardır da görüşmüyorum. Nasıl yaptınız bunu, nasıl başardınız? Sizden bahsettim. Yarın sabah programı mutlaka izle dedim. Hatta yazışmaların arasında sonra size de göstereceğim. İlaç mı kullandınız diye yazmış. Ben de dedim ki bırak ilaç kullanmayı, ot böcek kullanmayı. Biz dedim normalde ağrı kesici bile kullanmıyoruz. Yani ağrı kesici kullanmamız da yasak bu yasak, süreçte ama ihtiyaç hissedilmediği için olmadı. Hiçbir şekilde ihtiyaç ben çok korkmuştum. Şu ilaçlar asla ilaç kullanmayacaksınız dedi yani doktorunuz ağrı kesiciler. Ne yapacağım şimdi, diye korkuyordum. İhtiyacım olmadı. Şimdi bazı
kişiler vardır işte, her derde devadır, Lokman Hekim gibi, hani bir mucizevi bir kutsallık bir şey hani evet. yapıştırılır. İşte bir ilaç olsun da tüm hastalıkları yok etsin. Bir ilaç bulunsun da tüm kanserleri yok etsin. Bir ilaç olsun da işte beni gençleştirsin, güzelleştirsin gibi. Ya bunun sırrı beslenme. Doğru beslenme doğru ve sağlıklı yaşamdır. Evet, kesinlikle öyle. Budur yani. Bunu herkesin anlaması gerekiyor ki. Yani birçok hekim bunu tavsiye ediyor. Ama sadece dinliyoruz. Dinliyoruz yani. Doktorum siz kaç yaşındasınız? Kaç gösteriyorum? Bunu bir sebeple soruyorum. Yine çok sevdiğim bir arkadaşım dedi ki, acaba dedi doktorunuzda dedi bayağı yaş var da dedi bu sağlıklı. Sağlıklı beslenmeyle çok mu genç? Güzel. Evet, çok aynen öyle. Aynen dedi. Öyle. Şimdi olay şu. Bunu sormamıştık. Şimdi ben sohbetlerden bahsettiğimiz dönemlerden yaklaşık şimdi çıkardım hadi canım falan dedim ama. Şimdi şöyle söylemeyeceğim. Şimdi şöyle evet olduğunuz yaştan çok daha genç gösterirsiniz. Bunu söyleyeyim. Evet. Evet öyle olduk. Evet. Benim yaşım geri geldi ama gerçekten. Ve bozulan sağlığı geri kazanabilirsiniz. Yani sağlık eğer elden gittiyse. Şimdi sağlıkta da reversible, irreversible dediğimiz. Yani geri dönüşlü, geri dönüşsüz. Eğer geri dönüşsüz bir faza girmediyse. Hı-hı. O zaman evet geri kazanabilirsiniz. Zeynep'te olduğu gibi. Söylemiştim. Yani evet. Onda... Hadi şeker metabolizma bozukluğu, pankreas fonksiyonları. Evet. Sizde işte tiroid fonksiyon bozukluğu, bende şeker metabolizma bozukluğu vesaire. Ama herkesin farklı sonuçta. Yani kimisinde geliyor karaciğer yağlanması var. İkinci, üçüncü evre. Onlar da düzeliyor. Ben de şaşırıyorum yani. Birbiriyle bağlantılı. Yani bağlantılı çünkü. Yani bu iç yağlanma, işte ne bileyim periferik yağlanma, abdominal yağlanma. Bunların hepsi etkiliyor. Beslenme çünkü... Sonuçta hani yağ metabolizmasıyla ilgili bir şey, şeker metabolizmasıyla ilgili bir şey. Aslında bu ikisi de birbiriyle ilgili. Yani yağ şekere dönüşüyor, şeker yağa dönüşüyor. Ya bunun için hani çok detaya da girmeye gerek yok aslında. Zaten girmememiz de girmememiz gerekiyor. Girmememiz lazım. Yani size çok... gelsinler, siz orada anlatın bunları. Yani bu kadar basit. Evet. Şimdi doktorumla şimdi ilgili şunu da söyleyeyim. Liste istiyorlar ya, ondan da bahsedeceğiz. Buyurun doktorum, süre bitmeden önce. İyi, buyurun lütfen. Yine böyle sevdiklerimiz bize ulaşınca hemen listenizi bize de verin. Evet. Diyoruz ki bizde liste yok. Nasıl yok canım, diyet listesi yok mu? Şey zannediyorlar evet. Doktorum, seni kandırıyoruz ya da böyle saklıyoruz. Yok. Ya, isteyene, eğitim alıyorsunuz. İsteyene liste de verdim. Ama bizim çok yok yani onu söylersek doktorum bize vermediğinizi. Hayır, bize inanmuyorlar. Bizde listeli programlar da var yani. Yeni listeli program da verdik. Çok ısrar ediyorsunuz. Çok o tamamen onların tercihi. Kimisi listeye bağımlı zayıflıyor. Ben liste olacak. Benim için otorite listedir. Ona alışmış çünkü. Evet, o da bir motivasyon sağlıyor. Kimisi de hayır, ben karar verici olacağım. Ben özgürüm. İşte kimse bana karışamaz. Siz bana şunu yeme derseniz ben gider onu yerim. O zaman tamam, otorite sizsiniz. Ben bir oturalım, şey demiyorum. Sohbet edelim biz de olduğu evet, evet. gibi. Hayır, otorite sizsiniz. Ben size bilgi vereyim, siz seçin. Ama ben dediğim gibi yerseniz zayıflarsınız. Çünkü zayıflamak istiyorsanız böyle yemeniz gerekiyor. Yani margarin değil de tereyağı gibi. Hı-hı. Şimdi bunu söylediğimizde evet başarı geliyor. O tür insanlara da hani otoriteyi onlar olarak gördüğümüzde, yetkiyi onlara verdiğimizde yetkisini güzel kullanırsa o zaman zayıflıyor, sorunu çözüyor. O listeli diyetlerde ise sadece diyet noktasında, yani sadece diyet noktasında, gıda noktasında, yani mutfak ya da önüne konulan tabak ile sınırlı bir yaşam şeklinden bahsediliyorsa hay hay başım üstüne. Bu nedir? O listede her şey yazıyor. Dosyada her şey yazıyor. Yazılı olarak her şey mevcut. Beni de çok rahatsız etmemiş olur. Ama eğer liste yoksa gece gündüz ben uyandım, uyanana kadar, hatta ben uykudayken bile, kimisinin uykusu kaçıyor, doktora mesaj yazıyor. Tamam mı? Yani o sosyal iletişim araçlarından. Dolayısıyla da evet ben onları da sabah cevaplandırıyorum ama gün boyu acil olmayan şeyleri yine diyorum ki bana mesaj atın, onlara da cevap veriyorum. Acil durumlarda telefona çıkıyorum. Ulaşılabilir. Yani ben
Şunu hep söylüyorum. Bir hocamız söylemişti bunu. Tıp fakültesindeyken en iyi doktor ulaşılabilir olan doktordur. En yakınınızdaki doktordur. Kesinlikle. Anlatabildim mi? En yakınınızdaki doktordur. Güven uyandıran. Evet. Dolayısıyla herkes bana ulaşabiliyorsa ben evet yani hani o hocamın tavsiyesini yerine getirmiş oluyorum. Çünkü ulaşılabilir olmak zorundayım. Yani ulaşılabilir olmak zorundayım. İnsanlar evet Antep'e gitti tatlı yiyecek, Maraş'a gitti dondurma yiyecek. Nasıl yeneceğini bilmiyorsa, beni aradığında açmıyorsa, mesaj yazdığında cevap vermiyorsam, sadece asistanım çıkıyorsa bunun suçlusu benim, siz değilsiniz. Ama ben size nasıl yiyeceksiniz, yedikten sonra ne yapacaksınız noktasında doğru yolu gösterdiğimde tabii ki başarı geliyor. Evet, kesinlikle doğru. Bu da görünen başarılar. Benim daha yolum var ama boy avantajı olan arkadaşlar var aramızda. Evet, biraz boydan avantajı var. 15 santim kadar aramızda olduğu için. O da bende avantaj yaratıyor. Benim biraz çok fazla yolum kalmadı. Evet, benim var, şöyle, daha var. Kısa boylu hep sitem ediyor değil mi? Ya kısa ama bir şey söyleyeceğim. Türkiye ortalamasında olan benim doktorum. Evet, gerçekten normal. Ama çevremde standartınız benim. Boşnak, boşnak ya o yüzden. Yani 1.80 olur mu insan? Bir 65'i normal. Topuklu giyince benden uzun görünüyor. Evet, görünüyor. Şu anda ayağa kalkalım, benden uzun, onda düz var, bende topuklu var ve benden uzun hala. Sandalyenin üstüne çıkıyor. Sandalyenin üstüne çıkıyorum zaten. Pek çok fotoğrafta yaptığımız gibi. Öyle mi? Çok yapıyorum. Doktorum, bir de çok güzel bir şey söylediniz. Doktorların güler yüzlü olması, hayata bakış açıları ile ilgili. Sadece doktorlar değil aslında. Herkes için geçerli. Elimde bir haber var. Onunla ilgili biraz hem beslenmemiz hem de sizin oturtmaya çalıştığınız yaşam şekliyle ilgili. Egzersiz yapmanın sadece sağlıklı ve fit kalmayı sağlamadığı, ayrıca ruh sağlığını da koruduğu kanıtlanmış. Pek çok detaylar var. Onlara geçmeye gerek yok. Siz de bunu söylüyorsunuz aslına bakarsanız. Sizin yönlendirmeniz doğrultusunda kazandığımız sağlık yaşam, ruh sağlığımızı da etkiliyor ve daha mutlu yaşamaya başlıyoruz. Değil mi? Bu konuda da söyleyecekleriniz vardır. Evet, insanlar bazen hani bir heves ile egzersiz yapar. Örnek veriyorum, ben işte her hafta doğa yürüyüşü yapıyorum. Evet, yapıyorsunuz. Şimdi, evet, doğa yürüyüşlerine bazen işte özenerek gelen arkadaşlar var. Bir defa geliyor ve bir daha bırakamıyor. Tutkuya dönüşüyor. Çünkü ondan salgılanan hormonlar, o doğaya çıktığında o egzersizle zaten 2 saat, 3 saat farkında varmadan onu bir uzaklaştırıyoruz yerleşim yerinden. Ormandasın, dağdasın, mecburen geri dönecek. Evet, zorlansa da geri dönüyor. İlk etapta, ilk seferde tabii çok yormuyoruz ama şimdi baktığınızda o insanların o mutluluğu, o yorgunluğun verdiği mutluluk tutkuya dönüşüyor. Neden? Çünkü bambaşka bir şey. Bambaşka egzersiz. Evet. Bir spor salonuna gittiğinizde işte bir hafta, iki hafta devam ettiğinizde evet yani o da öyle bir tutkuya dönüşüyor. İşte burada arkadaşlarımız zumba vesaire ya da ne bileyim diğer alanlar işte pilates şu bu. Ben de tavsiye ediyorum hani dans ve pilates gibi egzersizleri. Dolayısıyla bunlar da yine aynı şekilde mutlu ediyor. Mutlu insanlar depresyona girmez ki. Mutlu insanlar hastalanmaz ki. Hastalanmaz ki. Doktorum, sözünüzü yine bağlı kesiyorum. İki tane hastanız var. Çok güzel değişim gösteren. Birisi Ali Füzün. İkisinin de görüntüleri hazır. Yönetmenim der ki o görüntüleri vermeden bu programı... Diğeri de Ayşe Emre. Diğeri de Ayşe Hanım. Onları ilk önce Ayşe Hanım hazır zannediyorum sevgili yönetmenim. İlk önce izleyelim. Ayşe Hanım'ı izleyelim değişimi. Bu görüntüler çok değerli. Çok inanılmaz bir çok fark. İnanılmaz. Ne kadar sürede Ayşe Hanım'ın farkı? Ayşe Hanım yaklaşık bir yılda 70 kilo verdi. Bir ama yılda. şu anda 73-74 kilo verdi. Hı hı. 141 kilodan 67 kiloya düştü. Müthiş bir değişim. Ayşe Hanım'la tanışmadım fakat Ali'yi tanıyorum ben. Ali Füzün doğa yürüyüşlerinde aslında bile Ayşe katılıyor. Aslında Ayşe Hanım'ı Bursalı izleyicilerimiz başka bir televizyonda Ayşe Hanım canlı yayın konu olarak konu olmuştu. Evet, gelmişti geçen sene. Ali'ninki inanılmaz. Bu da Ali'nin görüntüsü. Ali benim çok takdir ettiğim, çok da sevdiğim bir artık ahbabımız oldu. Evet.
başarısı tartışma götürmez. Hayatını bir yurtta yapmış olması çok, çok daha başarılı. Sistemin ne kadar rahat olduğunu Ali ispatlıyor. Evet. Şimdi Ali o da 170 kiloydu. Şu anda 95'lerde 75 kilo verdi. 20 kilo daha verirse zaten akranları gibi, yaşıtları gibi, işte boyu vesaire. Hani çok şey olacak, çok daha fit olacak. Hep söylüyorum ben işte Ali 20 kilo daha ver hadi falan. Evet verecek. Yani bu sene üniversitede son sınıfta eğer hani şey yaparsa, okulu biterse eminim ki çok kısa sürede o 20 kiloyu da verecek ve toplamda 95 kilo vermiş olacak. Bambaşka bir yaşam bambaşka formu. Evet. Tam da 15 olacak. Daha vereceğim. Daha 15 var benim de. Bak mutsuz oldu. Bak mutsuz değilim. Mutsuz değilim. Yemeğimi tarif edeceğim. Evet. Hadi canım dinliyoruz. Çok hızlıca tarif ediyorum hemen yemeğimizi. Biz bunları yiyerek işte sağlıklı yaşadık. Keyif aldık. Böyle tereyağında etimiz vardı. Etleri önce kendi kendine şöyle bir çevirdik. Havuçları koyduk. Havuçları da erken koyduk ki biraz erisin, üstünde böyle renk olsun istiyoruz. Ardından tereyağımızla birlikte soğanımızı koyduk. Biberlerimizi koyduk. Soğan ve biberleri çok iri koydum. Arzu eden hem ayırabilir hem de o dekoratif görüntüsünü sağlasın diye. Baharatlarımızı koyduk. Tereyağında böyle iyice çevirdik. Bu sırada da patlıcanımız vardı. Közlenmiş patlıcanları tereyağında yine çevirdik. İndirirken dereotu ve maydanoz karışımıyla tuzla birlikte harmanladık. Bir tabağın altına yayıp üstünde etiyle birlikte servis ettik. Hem çok çok lezzetli bir yemek hem de gayet sağlıklı. Beslenme sistemimize de uygun bir yemek. Evet doktorum. Sizin evet. De söyleyecekleriniz var mutlaka. Şimdi yemek görsel olarak çok güzel. Gerçekten bir şefin sunumu. Ama lezzet olarak da eminim. Çünkü hep doğal yağlarla, doğal tuzlarla ve doğal sebzelerle hazırlandı. Hem lezzet olarak hem de içerik olarak hani denge noktasında da hem patlıcanı var, biberi var. Hani baktığımızda soğanı var. Yani bir sebze noktasında sebzemiz var. Yani buna protein ağırlıklı bir tabak diyemeyiz. İkincisi sebze ağırlıklı da diyemeyiz. Çünkü protein var, evet, etimiz var. Yağsız, tuzsuz diyemeyiz. Lezzetsiz diyemeyiz. Çünkü yağı var, tuzu var, baharatı var son vesaire. Derece lezzetli. Son derece lezzetli. derler yani bir şefin ellerinden çıkmış evet. gibi. evet. Çok güzel. Hem sağlıklı hem çok lezzetli. Bunu başarıyor olmak gerçekten çok keyifli. Benimki evet. de şiirane oldu. Çok şairsin sen. Efendim hızla sona yaklaşıyoruz. Zeynep Hanımcığım sizin son hissiyatınızı ve aktarımlarınızı almak istiyorum programımızda. Buyurun efendim. Çok mutluyum, çok keyifliyim. Gerçekten birebir yaşadığımız için biliyorsun enerjimiz çok güzel oldu. Bu sırada da tabii ki durmak yok. Biz devam yola ediyoruz. Devam. Benim daha evet. Senin birkaç kilo kaldı. Bir 15 kilo kadar da benim var. Pozumla birlikte bitireyim. Havalı olsun. Çok bana, güzel. Bana alışkanlık. Pozumla bitireyim. Havalı olsun. İnşallah o kiloları verdiğinde de yapacağız. Onda da yapacağız bitince. Bu pozda Elma Life pozu diyoruz. Tamam. Seyircilerimiz de bilmiş olsun. Tamam. Elma Life pozu. Ve bu poz gerçekten rahatlatır. Yani günde 5 dakika şu pozisyonda durmak. Postürümüzü düzenliyor hem biraz. Hem postür için hem de gerçekten mutluluk verici bir poz. Çok güzel yönetmenim der ki kapanış yapmadan önce Zeyno'nun yanına geç. Boy kısmını da bir kez daha gösterelim. Hala ben topukluyum sen düzsün. Ya yani inanamıyorum siz sana. Siz de havalı olun. Ben de havalı olun. Şöyle havalı bitirelim. Elmalar. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Doktorum çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sabahtı. Haftanın son gününü çok anlamlı, çok güzel bir konuda bitirdik. Herkesin bence çok ilgisini çekti. Örnekle yaşadığımız için de çok etkileyici Geçen. Oldu. Evet. Evet şöyle yapayım ben. Şöyleyiz. Doktorum çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Daha da güzel programlar yapacağız. Daha da güzel bilgiler vereceğiz. İnşallah. Çok çok teşekkürler inşallah. Tüm izleyenlerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma Zeyno'ma çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir haftaydı. Çok güzel bir sabahtı. Aynı güzellikte, aynı enerjide, aynı mutlulukta olsun inşallah. Tüm günlerimiz, tüm haftalarımız. Pazartesiden itibaren bir hafta boyunca yine birlikte olmak üzere bugün programımızı kapıyoruz. Suçlisan ettiysem affola. Olay Televizyonu'ndan ayrılmayın. Pazartesi sabahı daha rahat birlikte olalım. Ama şimdilik hoşçakalın.
Hastavuk hayatın tadını sundu.